Herkese merhabalar Seda Hoca biyolojide birlikteyiz gençler. Bugünkü konumuz eşeysiz üreme. Eşeysiz üremeye başlamadan önce Tabii ki ilk olarak üremenin tanımını yapalım. Gençler üreme neydi? Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Tüm canlılarda üreme görülürdü gençler ama neyi atlamayacaktık? Hayatıma devam edebilmem için üremem şart değil ama neslin devam edebilmesi için tabii ki üreme gerçekleşmeliydi. Canlıların nesillerini, soylarını devam ettirebilmek için kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına tabii ki neyse ismini verdik. Üreme ismini verdik. Üreme sayesinde türün devamı sağlanmış olacak. Canlıların genetik özellikleri bir sonraki nesle üreme sayesinde aktarılmış olacak. Üremeyi de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bazı canlılar eşeysiz üreme yaparak birey sayısını arttırabiliyordu. Özellikle tek hücreli canlılar eşeysiz üreme yapacak. Hücre bölünmesi yaptığı zaman bir hücreden iki tane yeni hücre yani iki tane yeni canlı meydana gel gelmiş olacak. Bizim gibi canlılarda ise eşeyli üreme dediğimiz üreme söz konusu oluyordu. Çok e, canlı canlıda karşımıza çıkıyor. Hem eşeysiz üreme özelliğine hem de eşeyli üreme özelliğine sahip canlılarda tabii ki var. Canlıların ortak özelliklerinden biridir dedim en başta unutmuyorsun. Canlıların bazılarında da hem eşeyli hem eşeysiz üremenin görüldüğünü unutmuyorsun. Devam edelim eşeysiz üreme dediğimiz zaman tek bir ata bireyin, tek bir ana bireyin bulunması yeterli. Yani karşı bir eşeğe ihtiyaç duymadan birey sayısı arttırılıyorsa eşeysiz üreme anlamına gelecek. Eşey yoksa tek bir bireyden yeni bir birey meydana geliyorsa tabii ki genetik çeşitlilikten bahsetmek söz konusu olmaz. Ökaryot canlılarda tabii ki temeli de neye dayanacak gençler mitoza dayanmış olacak. Yeni canlılar ata bireyle ve birbirleriyle aynı kalıtsal yapıda olacak. Döllenmeden kesinlikle bahsedemeyiz. Eşeğsiz üreme sonucunda da kısa sürede birey sayısında artış meydana gelir. Özellikle bazı canlıların üretimini yapmak istiyorsak eşeğsiz üreme yapmayı tercih ediyoruz. Aslında bu videoda değil ama bir sonraki dersimizde yani eşeğsiz 2 videosunda vejetatif üreme denilen bir çeşitten bahsedeceğim. Şimdi biraz mantığını anlayalım diye örneklendirmiş olalım. Mesela bitkileri besin değeri taşıdıkları için çoğaltmak istiyoruz. Birinci alternatif olarak tohumundan yeni bir bitki oluşturabiliriz. Tohum dediğin şey eşeğili üreme sonucu oluşan aslında o bitkinin bebişidir o tohumu büyütüp yeni bitkiyi elde edebilirim veya gidiyoruz bir ağacın dalını kesiyoruz toprağa ekiyoruz o ağacın dalından da yeni bitkiyi elde edebiliyoruz dalını kesip toprağa ektiğimiz zaman eşeğisiz üreme yapmış oluyoruz benim tarlalarım var buradan bitki elde etmek istiyorum. Haliyle ne yapmak isteyeceğim? Eşeyli üremeyi mi, eşeysiz üremeyi mi tercih edeyim? İki tane durum söz konusu olacak. Birincisi tohumu eker, tohumdan bebiş olmasını, ağaç olmasını, oradan Meyve vermesini beklersem uzun bir süreçten bahsediyorum. Ama dalı götürüp ektiğim zaman çok daha kısa sürede o ağacı yetiştirebilir, meyve verebilir forma getirebiliyorum. Bu birincisi eşeğsiz üremeyi seçmem için avantaj. İkincisine bakacak olursak eşeğli üreme sonucunda genetik çeşitlilik meydana gelir. Ben bir elma ağacını eşeğli üreme sonucu oluşan o çekirdeğinden tohumundan yetiştirmek istersem genetik çeşitlilik var. Yeni olacak elmanın genetik özelliklerini yapısını bilmiyorum. Küçük bir ihtimal de olsa çok daha kaliteli bir elma da yetişebilir ama çok daha verimsiz bir elma ağacı da oluşabilir. Bu riske girmek istemiyorum. Hangi elma meyvesini en çok beğendiysem o ağacın dalını götürüp ekiyorum. Genetik çeşitlilik olmadığı için elde ettiğim elma ağacından elmalar ana bitkiyle aynı oluyor. Gençler mesela tarımda eşeğsiz üremenin bu kadar çok kullanılmasının sebebi budur. Yeni canlılar değişen ortam koşullarına uyum yeteneği ata canlıyla aynıdır cümlesi inanılmaz derecede çok karşına çıkacak. Mesela eşeğli üremeyi anlatacağım. Avantaj sağlar diyeceğim. Yeni oluşan canlının ortama uyum yeteneği ana canlıdan daha fazladır diyeceğim. Sebep ne? Eşeyli üremede yine aynı cümle genetik çeşitlilik var. Çeşitlilik olduğu için çevre şartı değişirse çeşitliliğe bağlı olarak uyum şansı artıyor. Ama eşeysiz üremede ana canlının genetik yapısıyla yavru canlının genetik yapısı aynı. Çevreye bu ne kadar uyumluysa bu da o kadar uyumlu. Uyumlu olduğu ortamda yaşıyor. Çevre şartları değişirse bu uyumsuz kalıyor. Haliyle onun yavrusu da uyumsuz kalıyor diyeyim gençler. Eşeğisiz üreme çeşitlerine de bakacak olursak bunlardan birincisi ikiye bölünme, bölünerek üreme dediğimiz üreme çeşididir. Kimlerde görülecek? Tek hücreli canlılarda. Adam zaten bir hücreden meydana gelmiş durumda. Ne yapacak? İkiye bölünecek. Bölündüğü zaman birey sayısını arttırmış olacak. Tomurcuklanma ile üreme dediğimiz zaman da fix örneği açacağım bunları tabi... Bir mayası ve hidro olacak. Bu canlıların vücudunda mitozla bir tomurcuk meydana gelecek. Sonra bu tomurcuk büyüyüp 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 diğer canlıyı meydana getirecek. Bir arada da kalabiliyorlar. Bağımsız da yaşayabiliyorlar. Sporlu üreme özellikle mantarlarda, tohumsuz bitkilerde karşımıza çıkacak. Spor adı verilen bir hücre oluşturacaklar. Etrafı dayanıklı örtüyle kaplı olacak. Sonra sporlar etrafa dağıtılacak. Spordan da yeni canlı gelişecek. Rejen Rejenerasyon yenilenme anlamına gelir canlının kopan vücut parçasının kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasına rejenerasyonla üreme diyeceğiz. Deniz yıldızı planarya pik sorularda çıkacak örneğimiz olacak. Partonogenez ise döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesi anlamına gelir. Bal arısı soruları çok karşımıza çıkacak. Vejetatif üreme ise yüksek yapılı bitkilerde. Hocam yüksek yapılı bitki ne demek? Daha gelişmiş yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Aslında dersin başında söylediğim ana canlıdan dal kesmek, yaprak koparmak gibi yeni canlıya oluşturma yöntemleri mantığı rejenerasyonla aynıdır ama vejetatif üreme bitkilerde görülen versiyonudur diyeyim. Geldim bölünerek üreme dediğimiz üremeye. Prokaryot canlılarda ve ökaryot tek hücreli canlılarda görülecek üremenin en hızlı tipi. Neden? Hücre bölünmesi gerçekleştiği zaman birey sayısı artmış oluyor. E matematiksel olarak düşünüyorum. Ben bir bakteriyi buraya bıraktım. Bazı bakteriler 20 dakikada bir bölünebiliyorlar. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 şeklinde sayıda artış meydana geliyor. E haliyle bakteriyi buraya bırakıp ertesi gün buraya geldiğim zaman ortamın bakteriden geçilmeyecek hale gelmesi lazım geometrik artış olduğu için. Böyle oluyor mu normalde ekosistemlerde doğalarda? doğada tabii ki hayır neden çevre şartlarının kısıtlayıcı etkisi var bir süre sonra birey sayısı artıyor ama besin bulamayacaklar arada rekabet çıkacak yaşam alanının daralması söz konusu olacak birey sayısı sınırlanacak gençler prokaryotlarda bölünerek üreme mitoz esasına dayanmaz yıldız 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 mitoz hücre döngüsünün bir parçasıdır hücre döngüsünün karyokinez yani çekirdek bölünmesi parçasına mitoz adını veriyoruz. Prokaryotların çekirdeği yok ki onlarda çekirdek bölünmesi söz konusu olsun. Hocam falanca kelime ağzıma almıyorum o kelimeler müfredattan çıktı desek olur mu olmaz? Müfredatta yok. Prokaryotlarda DNA eşlenir. Sonra hücre ikiye bölündü mü birey sayısı artmıştır diyeceksin falanca filanca demeyeceksin. Ökaryotları düşündüğümüz zaman ökaryot tek hücreleri amip öglene paramesyum gibi onların gayet çekirdeği olduğu için tabii ki mitoz esasına dayanır diyeceğiz. Prokaryotlara bakalım mesela karşımızda bir bakterimiz var. Bakteriye baktığımız zaman bakterinin kendine ait tabii ki çift zincirli halkasal bir DNA'sı vardı. Hücre bölüneceği zaman DNA'sını ne yapıyor? Eşliyor. Yani DNA miktarı iki katına çıktı. DNA eşlenmesi gerçekleştikten sonra hücre zarında bölünme gerçekleşecek. Bir bakteriden iki tane yeni bakteri olacak. Bu bakterinin genetik yapısıyla şuradaki bakterilerin genetik yapısı birebir aynı. Ekstra mutasyon gibi bir şey olmadıysa DNA kusursuz eşlendi. Oluşan bakterilerin de tabii ki genetik yapısı birbiriyle aynı oldu. Devam edelim. Tek hücreli canlılar bölünerek ürer dedik ya. Ökaryotik tek hücrelilerde bölünerek üreme ne esasına dayanacak? Çekirdek bölünmesi esasına yani mitoz esasına dayanacak. Ökaryot tek hücreli devamlı konuların içerisinde kimden bahsediyoruz? Amip, öglana ve paramesyumdan bahsediyoruz. Amipciğimize baktığımızda belli başlı bir şekli yok. O yüzden de ikiye bölünme her yönde gerçekleşebiliyor. Çekirdeğini eşledi. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştirdi. Birey sayısı iki katına çıktı. Paramesyuma baktığımız zaman ise paramesyumda enine bölünme söz konusu oluyor. Yine çekirdekler eşlendi. Enine bölünme gerçekleştikten sonra birey sayısı iki katına çıktı. Öglenada ise boyuna bölünme dediğimiz bölünme söz konusu oluyor gençler. Hemen bununla ilgili bir tane de soru çözelim. Bir bakterinerin bölünerek üreme sırasında olaylarından hangileri meydana gelir? Şimdi bakteri dediğine göre prokaryot olduğunu hemen aklıma yazdım. DNA eşlenmesi tabii ki gerçekleşecek yavrulara. Aynı genetik yapı aktarılması için DNA'nın zaten iki katına çıkartılması gerekiyor. Çekirdeğin boğumlanması. o boğumlanma falan demiş. Prokaryotta çekirdek yok ki Hadi oradan dedik. Mitokondri sayısının artması aslında mantıklı. Hücre bölünmesi dediğin şey ATP harcanmasının çok gerçekleştiği bir olaydır. Çünkü aktif olarak orada metabolik faaliyetler gerçekleşiyor. Mesela ATP sentezinin artması, ATP harcanmasının artması deseydi kabul edebilirdim. Mitokondrinin bakteride ne işi var? Prokaryot canlılarda zarlı organeller bulunmaz ki cevabımız da yalnız bir oldu. Geldim diğer bir eşeysiz üreme çeşidimize. O da tomurcuklanma ile üremedir. Fiks örneği de bir mayası ve hidra dediğimiz canlıdır. Ana canlının vücudunda mitozla bir çıkıntı oluşuyor. Oluşan çıkıntı yine mitozla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yeni canlıyı meydana getiriyor. Buna tomurcuklanma ismini veriyoruz. Bir mayasının mantar olduğunu, tek hücreli canlı olduğunu unutmuyorsun bazen şu soruyu yazıyorum. Yukarıda verilen canlılardan ya da tek hücreli canlılarda yukarıda verilen eşeğsiz üreme yöntemlerinden hangileri görülür? Bölünerek üremeyi yazdım. Fix tek hücrelerde zaten bölünerek üreme görülür. Tomurcuklanmayı da kabul edeceksin. Bir amayası tek hücreli tomurcuklanma yaparak eşeğsiz üremeyi gerçekleştirebiliyor. Hidranın omurgasız hayvan olduğunu hatırlatıyorum. Sölenterler grubuna dahil idi. Oluşan tomurcuklar ana canlı üzerinde kalanarak koloni oluşturabileceği gibi ana canlıdan kopup bağımsız da yaşam söz konusu olabiliyor. Yani şöyle koloni oluşumu da söz konusu olabilir. Kopup bağımsız yaşamda söz konusu olabiliyor. Bazı protistlerde, bir amayası hücrelerinde, süngerlerde, sölenterlerde tomurcuklanmayla üreme söz konusu olu yok. Tomurcuklanmayla üreme ile ilgili de bir soru çözelim. Tomurcuklanmayla üreme ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sadece çok hücreli canlılarda gerçekleşir. Hayır. Bir amayası tek hücreli canlı. Oluşan yavru bireyler ana canlı ile koloni yaşayamaz veya oluşturamaz. Hayır koloni oluşturabilirler. Bazı hayvanlar bu yöntemle çoğalabilir. Evet hayvanlar alemindeki canlılarda da görülüyor. Çünkü hidra bir hayvandı. Denizin dibinde zemine bağlı yaşıyordu ama sölenterler grubuna dahil bir hayvandı. Hangileri doğrudurun cevabı yalnız 3 oldu. Geldim diğer bir çeşidimize yani eşeğsiz üremeden sporlu üreme kısmına. Tek hücrelilerden plazmodyumda protist alemindeydi unutma. Bazı mantarlarda bazı tohumsuz bitkilerde görülüyor. Aslında spor dediğin şey ana canlı mitozla bir hücre oluşturuyor. Oluşturduğu hücrenin etrafını dayanıklı bir örtüyle kaplıyor. Daha sonra bu sporları etrafa yayıyor. Sporlar uygun koşullarda büyüyüp gelişerek ana canlıyı meydana getiriyorlar. Spor oluşumu mitozla gerçekleştiği için ana canlıyla aynı genetik yapıda bireyler meydana geliyor kalın bir örtüyle çevrili olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş üreme hücrelerine spor ismi verildi. Sporlar en kromozomludur. Uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Döllenme olayı spor oluşumunda söz konusu değil gençler. Mantar gibi yerden bitti lafı var ya. Mesela senle geziyoruz ormanlık bir alanda gezdik. Ağaçların diplerine baka baka gittik. Hiçbir şey yoktu. Bir yağmur yağdı. Ertesi gün hadi yağmurdan sonra şöyle bir yürüyüş yapalım dedik. Ağaçların diplerinde koca koca mantarlar gördük. Aa dün hiçbir şey yoktu. Bugün koca koca mantarlar olmuş diyoruz. Aslında dün de orada bir şeyler vardı. Sporlar vardı. Gözle görülmüyorlardı. Uygun koşullarda sporlar çimlenip olgun mantarları meydana getiriyor gençler. Hemen buradan da diğer bir soruma bakıyorum. Yukarıda verilen alemlerden hangilerinde bulunan bazı canlılar spor oluşturabilir diyor. E baktığımız zaman mantarlar alemindeki canlılarda spor oluşumu söz konusu oluyor. Tohumsuz bitkilerde de spor oluşumu söz konusu oluyor. Hayvanlar alemine dahil canlılarda spor oluşumu görülmez gençler. O yüzden cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim eşeğsiz üreme çeşitlerinden rejenerasyon ile üremeye. Rejenerasyon ne demekmiş? Yenilenme anlamına geliyor. Aslında vücudun kendini yenilemesine rejenerasyon diyoruz. Tüm canlılarda da rejenerasyon söz konusu olur. Ne zaman ki kopan parçadan yeni bir birey meydana geliyor, o zaman buna rejenerasyonla üreme ismini vereceğiz. Canlılarda çeşitli nedenlerle yaralanan ya da kopan vücut parçalarının yenilenerek yerine konulmasına rejenerasyon, yenilenme deniyor. Kopan parçanın kendini yenilemesi bazı canlılarda yeni birey oluşumu ile sonuçlanıyor. Bu olaya da rejenerasyonlu üreme ismini verdik. Mesela planeryaya bakıyorsun. Planeryayı boyuna bölüyorlar. Her parça kendini tamamlıyor. Enine 3'e bölüyorlar. Her parça kendini tamamlıyor. Birey sayısı 3'e böldüğünde hop 3'e çıktı. 2'ye böldüğünde hop 2'ye çıktı kopan parçadan da yeni birey olduğu için rejenerasyonla üreme yaptı fix örnek. Deniz yıldızı kopartıyorlar. Kopan parçalar kendini tamamlıyor. Birey sayısı iki katına çıktı. Genetik çeşitlilik yok. Bu deniz yıldızının genetik yapısıyla şu deniz yıldızının genetik yapısı birebir aynı. Neden tüm canlılarda rejenerasyonla üreme yok dedim. Bizde de rejenerasyon var. Devamlı olarak bir yerlerimizi yaralıyoruz. Mesela ben şurayı yaralamışım. Burayı yaraladığım zaman buradan bir hücre kümesi kopmuş. Gözümüze göremiyoruz ama bir hücre kümesi kopmuş. Burası kendini tamamlamış mı, tamir etmiş mi mitozla etmiş? Demek ki burada rejenerasyonla yenilenme söz konusu olmuş. Kopan parçalardan yeni bir seda olmadığına göre demek ki bizdeki üreme değil bizdeki sadece doku düzeyinde dir gençler. Kuş ve memelilerde yenilenme ne oluyor? Doku düzeyinde gerçekleşiyor. Semender ve kertenkele de ise organ düzeyinde rejenerasyon söz konusu oluyor. ya ve deniz yıldızında ise vücut düzeyinde rejenerasyon vardır. Genel olarak genellikle yıldız 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 canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. En gelişmiş canlı benim bende doku düzeyinde gençler. Birazcık kertenkeleden de bahsedelim. Kertenkelede durum nasıl oluyor? Şimdi kertenkelenin gittim kuyruğuna dokundum veya korktu. Kuyruğu kopuyor. O kuyruğu gövdeye bağlayan alandaki tüm hücreler aniden intihar ediyorlar. Ölünce kuyruk kopuyor, kertenkelevin kaçıyor. Kertenkeleden yeni kuyruk çıkıyor mu? Çıkıyor. Demek ki onda rejenerasyon gerçekleşiyor. Kuyruktan yeni kertenkele oluyor mu? Cık, olmuyor. O zaman kertenkeledeki üreme amaçlı değil ama koca organ Kuyruk tekrar yeniden oluşuyor. Onda organ düzeyinde. Ben kolumu kesince yeni bir kol çıkmıyor. Bizde sadece kuş ve memelilerde yani daha gelişmiş yapılı canlılarda doku düzeyinde rejenerasyon söz konusudur gençler. Burayı özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bir şey anlatacağım. Bir canlıda rejenerasyonla üreme gerçekleşirken olaylarından hangileri meydana gelir? Şimdi diyorsun ki rejenerasyon mitoz esasına dayanır haliyle mitozda da genetik çeşitlilik yok diyorsun. Farklılaşmaya düşüyorsun. Farklılaşmadan kastettiğimiz şey şudur. Şimdi senin şu planaryacığın olsun. Planaryaya gittin, üçe böldün. Şurada bir kafa kısmı var, burada gövde kısmı, söz konusuydu şurada. Bu da kuyruk kısmıydı. Her taraf kendini yenilemeye başladı. Şuradan bir planarya oldu. Bu taraf kendini yeniledi. Planarya oldu. Kuyruk kısmı da kendini yeniledi. Yeni bir planarya meydana gelmiş oldu. Şimdi şu kuyruk hücreleri diye. Kuyruk hücreleri farklılaşarak neye dönüştü? Gövdeye. Gövde başa dönüştü. Baştı şurası. Gövde hücreleri kuyruk hücrelerine dönüştü. Tabii ki mitoz meydana geliyor farklılaşma da söz konusu oluyor. Farklılaşmayla kastettiğim genetik yapının değişmesi değil. Oradaki başa ait bir hücrenin gövde hücresine doğru farklılaşmasından kastetmiş gençler. O yüzden bu soru kalıbına dikkat edin. Meydana gelir dediği zaman da cevabımız 2 ve 3 şeklinde oluyor. Bir iki tane eşleştirme yapalım bitirelim gençler. Amip dediğimiz zaman tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Amip de tabii ki bölünerek üreme söz konusu olacak. Mantarlar spor oluşturarak üreyecekler. Deniz yıldızına baktığımız zaman kopan parça kendini yeniliyor. Rejenerasyonla üreme söz konusu olacak. Bir amayası dediğimiz mantarlarda ise tomurcuklanmayla üreme söz konusudur. Hemen dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde vejetatif üreme ile partonogenezi anlatacağım gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.